65 yaşına gelen insanları emekli edemeyeceğimizi göre çünkü ne yapacağız geri kalan 35 yıl? Doğduğun yer, büyüdüğün yer önemli ama mutlu olduğun yer, işini kurduğun yer, ekmeğini yediğin yer de çok önemli. Vay sen zengin olamadın mı kardeşim? Zengin olmadım ama mutlu oldum diyebiliyorsa bir insan bence güzellik burada. Ya bu kazandığınız parayla eğitim masraflarınızı ödemekte de hiç utanılacak bir şey yok. Merhaba arkadaşlar, ben Fazıl İşler. Emre Alkin ile Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım serimize hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Bugün çoğu gencin, hatta benim de aklımdaki sorulardan bir tanesini konuşacağız. Bu gençler Türkiye'de kalmalı mı? Efendim şimdi tabi bu soruyu sorduğunuzda aklınıza ne geliyor? Hani batıya gitmek tabi. Yani kimse gidip de şey diyor doğuya doğru gidelim demiyor. Ya tabi Çin'i, Japonya'yı müstesna sayıyorum burada ama doğuda pek bir şey yok. Yani Türkiye'nin bulacağı gençlerin genellikle gözünü diktiği yerler biraz batı ülkeler oluyor. Afrika'da gitmek istemedikleri belli. Şimdi buradan kastedilen şey şu. Neden gençler yurt dışına çıkıyor? Gitmeliler mi? Bir kere bir şunu aramalısınız. Kariyer planınızda ne bakıyorsunuz? Yani ileride ne olacaksınız? İleride olmanızı istediğiniz meslekle alakalı ya da yerle alakalı Türkiye'de bir oluşum var mı? Var ise gitmenize gerek yok. Size yemin ediyorum. Üniversitelerimizle alakalı çok şey söyleniyor ama önemli ölçüde diyorum size üniversitelerimizde gelecekteki meslekleriniz için büyük bir çalışma var. Ben kendim bizatı içinde olduğum için. Ancak şuna da katılıyorum. Hocam ben gelecekte şöyle bir iş yapmak istiyorum fakat Türkiye'de henüz bunu anlayan yok. O yüzden ben bunu yurt dışında yapacağım. Sonra devam edeceğim. Meslek sahibi olacağım. İnşallah bir gün geri döneceğim. Türkiye'de bunu yapacağım. Bak amin. Eyvallah. Benim için önemli bu. Bunun için tabii gidebilirsiniz. Ama gençler burada ailelerinizle beraber yaşadığınız ortamlardan dışarıya giderken bilin ki dışarıda bu rahat yok. Yani aslında Tarık bin Ziyat'ın meşhur Cebeli Tarık onun gemileri yakıp da geri dönmemeye yemin ettiği an gibi Yurt dışına giderken bilin ki yurt dışında bulacağınız olanaklarla ülkenizde bulduğunuz olanaklar arasında dağlar kadar fark olacak. Bir kere yani daha özgürlükçü, efendim daha genci kucaklayan yerler arıyorum derseniz yani bazen hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz. onu da altını çizmek istiyorum. Niye? Ben bunları yaşadım çünkü. Yani siz umut var diyorsunuz hocam öyle mi? Gençler için burada. Hedef aldığınız nokta ile ilgili kendi memleketinizde bir oluşum var ise gerekli altyapı var ise, eksik de olabilir ama gerekli altyapı var ise bir yere gitmenize gerek yok. Ama hocam ben bilgimi, görgümü, ufkumu genişletmek istiyorum. Ha o zaman onun birçok bir metodu var ya. Yani temelli gitmene gerek yok. Ondan sonra üniversitenin sunduğu Erasmus olanakları var. Onlarla da gidip görebilirsin. Farkı anlayabilirsin. İyi şeyler varsa gelip burada tatbik edebilirsin. Bizdeki iyi şeyleri alıp oraya götürebilirsin. Onda bir şey yok ama yani her zaman da dışarıda başarı var derseniz, ya çoğunlukla vatan hasreti çeken Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz için her zaman da işler yaver gitmiyor onu söylemeye getiriyorum. Biraz neden hocam yaver gitmediğinden de konuşmak istiyorum ama öncesinde bu bölümümüzün sponsoru ortaktan bahsetmek istiyorum Tabii. sizinle. Efendim ortak. Yeni nesil sosyal yatırım uygulaması desem herkese açık bu platformda aslında hem yatırım yapıyorsunuz hem de yatırımcıların yatırımlarını gözleyebiliyorsunuz. Hani fevkalade uygun, güzel hatta İngilizce bir kelime vardır convenient yani uygun bir platform olduğunu size söyleyebilirim. Hocam bu uygulamanın alameti farikası copy trading yapabilmemizmiş. Doğrudur. doğrudur. Nedir bu tam olarak? Yani ortak hem bir sosyal yatırım uygulaması olarak Türkiye'de ilk ama bu copy trading özelliğiyle de belki de dünyada müstesna örneklerden bir tanesi. Eşine benzerine az rastlanan. Copy trading derken bizde kopyalama sözcüğü biliyorsunuz hep böyle berbat manalarda kullanılıyor. İlk defa herhalde burada güzel, harika bir anlamda kullanılmış yatırımcıların yatırım yapma şekilleri ve nasıl yatırım yaptıkları, nelere yatırım yaptıkları konusunda ortak size tek tuşla bir olanak sunuyorum. Yani diyorsunuz kim ne yapıyor? Ben bir bakayım. Neye bunu yapıyorsunuz? E bilgi sahibi olmak kolay değil arkadaşlar. Yani hem bir işiniz var ya da tasarruflarınızı biriktirmişsiniz, harçlıklarınızı ama derslerinizle uğraşıyorsunuz, final sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Nereden bulacaksınız bu kadar çok fazla bilgiyi? Onu bulmak yerine bunu bulan arkadaşların, bunlarla ilgilenen arkadaşların yaptığı yatırımları bakıyorsunuz. Bunların aynısını yapabiliyorsunuz. O yüzden çok iyi bir çözüm. Yani, Hocam bu kopyalamaktan tam kasıt nedir mesela? Doğru, aslında bunu sormakla haklısınız. Kopyalamaktan kasıt şu. Bu yatırımcılar Nelere yatırım yapmışlar? Hangi enstrümanlara yatırım yapmışlar? Hatta ne zaman yapmışlar? Bu yatırımcıların kazançlarını da karşılaştırabiliyorsunuz. Hangisi daha başarılı? Hangisi daha istikrarlı veya hangisi tutucu bir yatırımcı? Hangisi daha risk sever? Efendim kendi profilinize uygun bir şekilde bakıyorsunuz ve kopyalayıp siz de aynı yatırımı yapıyorsunuz. Hı hı. O zaman aynı zamanda bir lansman kampanyaları da varmış. Yeni üyelere bir hafta süreyle geçerli olarak 1000 lira bakiye veriliyor. Bir hafta sonra kar ederlerse kar tutabiliyorlar, zarar ederlerse herhangi bir kayıpları olmuyor. E, müthiş bir şey. En azından insanların ayağının alışması ve uygulamaların nasıl çalıştığını anlaması için muazzam bir olanak sunulmuş. Tebrik ediyorum. Öyleyse ortağa teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Hocam son yıllarda artan bir beyin göçü var. Hepimiz farkındayız bunun. Öncelikle gençler neden Türkiye'yi terk etmek istiyor sizce? Sevgili izleyicilerim, size de sormak istiyorum. Sizce neden insanlar, gençler Türkiye'yi terk etmek istiyorlar? Lütfen yorumlarda siz sizde düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bunun birçok sebebi var. Yani gerçek sebebini söyleyeyim. Eğitim sistemi ile iş dünyası arasında muazzam bir kopukluk var. Yani iş dünyasının aslında beklediği bazı işler var. Gençler o işleri yapmak istemiyor çünkü bu işlerin yakın gelecekte var olmayacağını düşünüyorlar ki haklılar. Yani o işte ara eleman yetersizliği var diyorlar ama üniversitelerden mezun olan gençler de ara eleman olmak istemiyorlar. Aslında bir, kendi işlerini kurmak istiyorlar veya da çok kurumsal firmalarda çalışmak istiyorlar. Belki haksız değiller. İkinci tarafa geçelim. E gençler yurt dışında çok daha fazla olanağın olduğunu düşünüyorlar. Tam ona kani değilim. Ama yurt dışındaki yaşam koşullarının en azından e, kazandıkları parayla, alınlarının teriyle rahat rahat geçinebileceklerini düşündüklerinden dolayı yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. Bu tabii büyük bir beyin göçü yaratıyor. Yalnız bu hikayelerin, yani bu göç hikayelerinin yarısı şansı yaver gidenlere ait, yarısı da şansı yaver gitmeyenlere ait. Onu söyleyeyim. Yani. Hocam aradığını bulanlar ve bulamayanlar için konuşalım biraz. Avrupa'da tabii. ya da zaten iki seçenek var. Ya Avrupa'ya gideceğiz ya da Amerika'ya gideceğiz. Burada göçmenlere bakışınız nasıl özellikle günümüzde? Şimdi burada biraz işi köpürten. Eskilere de gelelim. Arkadaşlar bir baby boomer kuşağı var. Hiç sevmiyorsunuz. Sinir oluyorsunuz. Allah haklısınız. Ben de onları yani nasıl diyeyim, bazı cümlelerinden dolayı ayıplıyorum. Mesela bir tane koskoca hocamız. Efendim işte yurt dışına gittiğinizde pizzacı oluyorsunuz. Yok restoranlarda çalışıyorsunuz. Oluyor mu bilmem ne falan diye. Halbuki bilmiyor ki bütün film artistleri ve dünyada çok iyi para kazanmış olan insanlar hizmet sektöründe, restorancılıkta, otelcilikte çalışmışlar. Böylece müşteriyi anlamışlar ve bugün milyar dolarlık imparatorluğa sahip oldukları gibi dünyanın en iyi aktörleri olmuşlar. Şimdi dolayısıyla yani bu tip betimlemeye, yani yurt dışına giderseniz efendim yabancıların kölesi olacaksınız gibi yaklaşımlara ben katılmam. Hiç alakası yok orada iş kanunları var hepsi de gayet güzel işliyor yani batıyı kastediyorum yani. Kural dışılık yok yani orada, kurallar konmuş. Ama şansı yaver gitmeyenler. Yani şöyle diyeyim size, her işte olduğu gibi kafanızda güzel bir fikir var. Fakat bu fikir bazen zamanından önce olmuştur ya da zamanı geçmiştir bilemezsiniz. Zamanı geçmişse yapacak bir şey yok ama en kötüsü olması gereken zamandan önce o işe atlamış olmanız. O yüzden bazılar bunlar başarısız hikayeleridir. Başarısız olmaların sebebi fikrin kötülüğünden değil, fikrin vaktinden önce maalesef bir yatırıma, dönüştürülme isteğidir. Ama bunun haricinde yurt dışına gidip çok iyi bir üniversitede okuyan gençlerin hiç de başına kötü bir şey gelmediğini, aksine heveslerinin peşinde koştuklarını, güzel bir hayata kavuştuklarını, zaten başarılı, çalışkan olan insanların da ondan sonra tabii ki iş stresleri var ama en azından unduklarını bulduklarını söyleyebilirim. Ama onun haricinde ben yurt dışına gideceğim öyle bir iş kuracağım ki patlatacağım falan yani kusura bakma yani bunun başarı şansı her yerde olduğu kadar yani Türkiye'de de aynı yurt dışında da. O yüzden yurt dışına gittim hemen başarılı olacağım diye bir şey beklemeyin. Yurt dışındaki başarı standartlarının çok yüksek olduğunu bilin. E aynı zamanda mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi 300 milyondan fazla insan yaşayan yerde yani başarılı olmanın şartlarının ne kadar sert olduğunu da bilin. Yani o yüzden e başarı ya da para kesin değil. Ama Türkiye'de bulamadığınız şeyler eğer hayatınızı etkileyen şeylerin arasında büyük bir çoğunluktaysa ben hiçbir zaman yadırgamam. Elbette gidebilirsiniz. Herhangi bir restoranda çalışıp paranızı kazanmak ve bunun için de ya bu kazandığınız parayla eğitim masraflarınızı ödemekte de hiç utanılacak bir şey yok. Aferin. Yani sizi tebrik ederim. Hatta bu restorancılık ve garsonluktan veya yaptığınız işlerden dolayı ondan sonra kendinize sakın ha, Üzülmeyin. Çünkü bu işleri yapıp çok büyük başarı kazanmış olan insanlar var. Girin ondan sonra şey internete hepsinin isimlerini bulabilirsiniz orada. Hocam bence başarı kavramı üzerinde de biraz yani buradaki Tabii. başarı kavramı ile oradaki başarı kavramı da farklı. Şöyle Türkiye'de mesela çok başarılı sayılabilecek bir iş yapıp çok büyük paralar kazanıp yaşayamadığımız insanca hayatı Avrupa'da sadece bir garson olarak çalışıp kazandığımız parayla çok daha insanca yaşayabiliyoruz. Yani gençlerin böyle bir motivasyonu da var. İnsanca yaşamak demek onurlu yaşamak demek bir kere. Onurlu yaşamak teknik bir parametreyle açıklanacak bir şey değil. İnsanın en önemli ihtiyacı. Yani barınma ihtiyacı var, korunma ihtiyacı var, giyinme ihtiyacı var, beslenme ihtiyacı var ama kendine saygı gösterilmesi ve kendiyle alakalı iyi hissetme hakkı da var. Bu biliyorsunuz ihtiyaçta hiyerarşisinde önemli bir yer. Eğer kişi Türkiye'de kendini itirmiş, kakılmış veya değeri verilmediğini hissediyorsa yurt dışında şansını denemesi ayıp bir şey değil. Aynı zamanda zenginliği veya huzuru kendi kendine yetmekte bulmuşsa bence tebrik edilmesi gereken bir yerde. Ay sen zengin olamadın mı kardeşim? Zengin olmadım ama mutlu oldum diyebiliyorsa bir insan Bence güzellik burada. O yüzden bu eleştirilerin çoğunun şöyle diyeyim temelsiz olduğunu, içi dolu olmadığını da söylüyorum. İnsan mutluluğu nerede buluyorsa hayatını orada devam ettirmeli. Hocam yetiştiğin yer mi, kendini yetiştirdiğin yer mi diye bir söz var. Belki duymuşsunuzdur. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şöyle bir şey. Her zaman şunu söyler herkes. Mesela aileye bağımlılık. Yani doğduğun aile mi, kurduğun aile mi? Hiç kafadan söyleyeyim. Kurduğun aile. Çünkü doğduğun aile zaten sen nasıl diyeyim? Hani veri olarak zaten onların evladısın, onların kardeşisin, onların abisisin, ablasısın fark etmez. Ama kurduğun aile en önemlisi. Yani ne demeye getiriyorum? Aslında doğduğun yer, büyüdüğün yer önemli ama mutlu olduğun yer, işini kurduğun yer, ekmeğini yediğin yer de çok önemli. Dolayısıyla bunu ha kendi memleketinde yapabiliyorsan ne ala ama başka bir yerde yapıyorsan ve bunu kurduğun aileye bakabiliyorsan ve bunu onuruyla başın dik bir şekilde yaşayabiliyorsan arkadaşlar inanın ki bu paha biçilmez. Yani en büyük paha biçilmez belge öğe, hayat içerisinde başı dik kendi kendine yeten bir insan ve bakmakla mükellef olduğu kişilere de hakikaten onurlu bir yaşam sunan bir kişidir. Hocam peki... Türkiye'den gitmeye karar vermek için sizce ideal bir yaş aralığı var mıdır? Yani gidecekseniz şu yaşta gidin dediğiniz. Yani size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Meşhur e, Çakal romanının yazarı Frederick Forsyth, 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonra, sanıyorum 14-15 yaşındayken sırtını, çantasını almış ve İngiltere'nin az önce savaştığı Almanya'ya bir ziyarette bulunmuş. Enteresan bir aileye gitmiş kalmış. Ardından ta İspanya'ya kadar uzayan işte Fransa, İspanya muazzam bir macerası var. Düşünün ki bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde 30 yaşındaki bir erkek ondan sonra hala annesinin elinden yemek yemeye çalışıyor. Aman oğlum aman diyor işte anneler gidiyor kayınvalideler gelin bakalım benim oğluma güzel yemek pişiriyor mu diye. Hangi kafadalarsa bilmiyorum ama diğer taraftan baktığınızda daha 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Avrupalı çocuklar sırtlarına çantayı almışlar daha ortaokul talebesiyken bile dünyaya dolaşıyorlar. Şimdi dolayısıyla <laughs> şuna bakmak lazım ya bizim aile kültürümüz aile yapımız yani Türk gelenekleri ya böyle yani ya al, sırt sırtına çantayı al bakalım bir dünyaya dolaş veya senin artık yaşın 18 oldu sen bizimle oturamazsın demiyor. Neredeyse insanlar ölene kadar annesinin babasının evinde oturuyor yani öyle bir bir durum var. Şimdi dolayısıyla geleneklerimizden bir kere bir haberdar olalım ama dünyaya gezip tanımanın yaşı yok. Madem ki ailemize sahip çıkıyoruz, geleneklere... anne babalara sesleniyorum burada. Tamam birbirinizi seviyorsunuz, devam etsin, Allah arttırsın. Ama çocuklarınız belli bir yaşa, bir idrak yaşına geldikten sonra... sağa sola gidiyorsanız, dünyayı geziyorsanız yanınıza alın. Yanınıza alın ki daha küçük yaştan öğrensinler. Ve şöyle yapmayın yani. E, mesela hep yoklukla sınamayın. Ben yani gençleri varlıkla da sınanması gerektiğini inanıyorum. Herkesin kendine göre bir geliri var. Kimseye az ya da çok kazanıyor demem. Ama herkes çocuğunu yoklukla sınamaya başlarsa bence çocuklar her şeyi rıza gösterirler. Böyle olmaz. Biraz da varlıkla da sınamak lazım. Varlık derken parayı kastetmiyorum. Görüş zenginliği, ufuk zenginliği, daha fazla tecrübe, daha fazla hayat görgüsü bunları kastediyorum. Bunları vermeden bir çocuk yetiştirmek mümkün değil. O yüzden dünyayı tanımın herhangi bir yaşı yok. Tek başına gitmek için Türkiye'nin maalesef bazı örf ve adetleri var. Böyle özellikle kız çocuklarını çok çabuk bırakamıyor aileler. Öyle Ondan sonra erkek çocuklar da biraz daha nasıl diyeyim esnek davranabiliyorlar. Ama kişiler yetişkin olduğu zaman yani belli bir yaşa ulaştıktan sonra bence hem evlerinden ayrılmalı hem de dünyayı gezip görmeli ve kendi ayaklarının üzerinde durmalı. Benim düşüncem bu. Hocam peki bir üst yaş limiti var mı sizce? Mesela 30'undan sonra yurt dışına göç edilir mi? Yok. Neden bir şey söyleyeyim? Ee, biliyorsunuz 65 yaş artık delikanlı yaşı gibi bir şey oldu. Çünkü insanların ömrü 85-90 hatta 100'e doğru uzamaya başladı. Demek ki 65 yaşına gelen insanları emekli edemeyeceğimizi göre, çünkü ne yapacağız geri kalan 35 yıl? Ee, büyük ihtimalle bunlar işlerine devam edecek. O yüzden herhangi bir insan herhangi bir yaşta hayatını değiştirebilir. Der ki bugün buradayım, yarın başka bir yere gidiyorum diyebilir. Yeter ki kafasında koyduğu amaç mutlu olmak, kendi kendine yetmek ve bakmakla mükellef olduğu insanlar varsa onları insanca bir yaşam sunabilmek. Beraber de olabilir bu yani. Karı koca beraber çalışarak da bu elde edilebilir. Yeter ki bu düzen kurulsun. Aksi takdirde insanlar bahtiyar olamıyor, mutlu olamıyor. Mutlu olamayınca da odak alanı kaçıyor vesaire sıkıntılar oluyor. Bunu kastediyorum. Her yaşta insanlar yurt dışına gidebilir. Önemli. De. Tecrübeniz, kabiliyetiniz bunu belirler. Peki hocam genelde Göç nedenimiz ekonomik nedenler. Yani e, belli bir ekonomi, belli para kazanmak, belli şeylere sahip olmak gibi şeyler. Türkiye'de ekonomik özgürlüğünü kazanmış bir bireyin yurt dışına gitmesi mantıklı mı sizce? Şöyle hayalleriniz sizi götürür bir yerlere. Yani Türkiye çok güzel bir ülke ama dünya Türkiye'den ibaret değil. Hatta evren dünyadan ibaret değil. 2030 yılında uzaya gitmeyi planlayan bir, değil mi? Teknoloji var. Bir teknoloji ordusu var. Demek ki bir yerde çok para kazanıyor olmanız sürekli orada duruyor olmanızı gerektirmez. Hayalleriniz size ne diyor? Ha, hayal kurmaktan mı bıktınız? Veya hayal kurmak artık istemiyor musunuz? Belki en büyük tehlike orada. İnsan hayal kurmaya devam etmeli. Ne kadar kazanırsa kazansın, ne kadar başarırsa başarsın gelişme durmamalı. Eğer insan akıllıysa kendi gelişiminin peşinde koşturur. Rakibinden ders alır ama yarışmayı kendisiyle yapar. Dolayısıyla Türkiye'de çok iyi para kazanan bir insanın asıl belki dünyada farklı tecrübeleri denemesi ya da şu ana kadar büyüttüklerini daha da büyütmeyi denemesi bence çok daha mantıklı bir davranış olur. Peki hocam, Türkiye'de iyi şartlarda yaşamak mı yoksa Avrupa'da asgari düzeyde yaşamak mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kendi kendinize yettiğiniz, mutlu olduğunuz, insanca yaşadığınız her yer güzeldir. Yani Türkiye'de iyi kazanıyorum, iyi yaşıyorum ama ben şeyde işte Avrupa'da çile çekmeye gidiyorum derseniz çok mantıklı bir şey olmaz yani iyiden kastınız ne kendi kendine yetme ölçünüz ne mutluluk ölçütünüz ne zor bir şey çünkü bunu nerede sağlıyorsunuz orada yaşamaya devam edin ama şöyle bir şey hocam ben fazla mutluluk veya huzur değil sürekli olarak bir risk almak sürekli olarak challenge istiyorum ben diyorsanız o zaman dünyanın her yerinde bunu yaratabilirsiniz. Yani çok fazla huzursuz olmamak kaydı şartıyla o vücuda iyi gelen bir şey değil. Öfkeleriniz olmasın mesela. Büyük bir yüktür. Öfke sizi yorar. Bunlardan arındırılmış bir şekilde ben sürekli olarak büyük işler başarmak istiyorum diyorsanız zaten size sınır yok. Dünyanın her yerine gidebilirsiniz yani. Ama onun haricinde yani mutlu olduğunuz bir yerde, rahat yaşadığınız, insanca yaşadığınız bir yerde vazgeçip de ya ben biraz sıkıntı çekeyim diyorsanız o sizin kendi psikolojik kararınız. Yani rahat bana batıyor. Hani ben başka bir maceralar alayım falan diyorsanız o ayrı. Gezginseniz Evliya Çelebi gibi. O da ayrı. Yani ben bir ülkeden bir ülkeye sonra bir başka ülkeye bir başka diyara göç ederek böyle yaşamak istiyorum. Eyvallah bunu da yapın. Ama normal insan, normal insan dediğimiz yani kalıpları içerisinde iyi yaşadığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu, tatmin duyduğu yeri terk etmez. Bu kadar basit yani. Peki son sorum. Siz şu an göç edecek olsaydınız hocam nereye giderdiniz? Valla İstanbul dönüp dolaşıp benim nasıl diyeyim büyük bir sevinçle döndüğüm yer. Bunun sebebi de İstanbul'da doğmuş olma falan değil. Yani 200 yıldır ailemiz İstanbul'da doğup büyümüş, yaşamış. Ondan sonra bir şeyler yapmış burada. Eğitime katkı vermiş. O ayrı mesele. Ama dünyanın her yerine gittim hemen hemen. Yani bu ayak basmadık, kıta kalmadı. Ama ben geri dönüp İstanbul'u seviyorum. Ha çok medeni yerlere gidiyoruz. 2-3 gün rahat ediyoruz ama dönüyorum. Yine sevgi ilişkisi içerisinde İstanbul'a geri dönüyorum. Bana sordukları zaman nerelisin diye direkt İstanbulluyum diyorum. O yüzden İstanbul'un bir güzelliği var. Belki de sadece bize değil bütün dünyaya ayet olmasından bütün dünyaya hitap etmesinden. O yüzden geri dönerim yine İstanbul'da yaşarım. Ben de şöyle demek istiyorum. Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde ne yapıyor olursanız olun. Sapi'ni izlemeye, Sapi'ni beğenmeye ve be. Sapiyen'e abone olmaya devam edin. Arkadaşlar. Efendim dünyanın her yerindeki sapiyen izleyicileri abone olmayı sakın etmeyin. Dünyanın her yerine de selamlar. Teşekkür ederiz hocam.